Merhaba sevgili Bahçıvan'ın elinden program izleyicileri. Sizleri Ankara Ayvalı Sera'dan misafirlerimle selamlıyorum efendim. Bugün konuklarım var. Bir özel kolej okulu okulunda botanik kulübü oluşturmuş. Dolayısıyla bitkileri tanımak, tanıtmak için de buraya geldiler. Biz de programımıza bu mini öğrencilerimizi dahil ettik. Çünkü geleceğimizi biz bunlara emanet edeceğiz. Toprağımızı, devletimizi, bayrağımızı. Burada da bitkileri tanımak istemişler. Biz de bunlara yardımcı olacağız. Ben burada özellikle bu tür davranışlarından dolayı böyle bir bitkileri tanıtma, doğayı tanıtma için böyle bir proje düzenlediklerinden dolayı da okul yönetimini kutluyorum ve diğer okullara da örnek olmasını istiyorum. Evet, öğrencilerime bir hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Biz de iyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. Şimdi tabii ki botanik toprak üzerindeki yetişen bitkileri kapsıyor. Burada her türlü çiçekti, meyveydi, sebzeydi ama botanik biraz daha bitki, çiçek ve buna benzer bitkileri içeriyor. Ama dolayısıyla toprakta yetiştiği için biz topraktan bir defa şöyle bir başlayalım istiyorum. Örneğin bugün kahvaltıda ne yediniz? Mesela bu arkadaşıma sorayım. Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Yanında ne vardı? Salata. Salata. Domates. Peynir, zeytin. Evet. Şimdi bizim, hepiniz dinliyorsunuz, yaşamımızda toprağın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sucuk dedi, yumurta dedi, ekmek dedi. Yanında çay da var mıydı? Evet. Çay. Örneğin çay nerede yetişiyor? Toprakta yetişiyor. Mesela yumurta nerede yetişiyor? Arkadaş mesela yumurtaymış. Tavuktan çıkıyor yani. Şimdi şöyle, bunun kökenine baktığımız zaman, hani ben sizi zorlamadan, bugün bizim günlük üzerimizdeki kıyafet, sabah, öğlen, akşam yediğimiz yemek, hastalandığımız zaman aldığımız ilaç, kullandığımız araç, her şeyi topraktan geliyor. Örneğin tavuk doğada otlanıyor, toprakta yetişen bitkilerle besleniyor. Biz onun etinden ve yumurtasından faydalanıyoruz. İçtiğimiz çay toprakta yetişiyor. Orada onunla uğraşan çiftçi vatandaşlarımız onu kesiyor, fabrikaya götürüyor, hazırlanıyor, evimize geliyor. Annemiz, babamız, büyüklerimiz hazırlayıp bize ikram ediyorlar. Biz de tüketiyoruz tabii ki hep birlikte. Örneğin şu üzerimizdeki kıyafet. Bunun ham maddesi pamuk. Pamuk nerede yetişiyor? Toprakta yetişiyor. Dolayısıyla orada yetişiyor, fabrikaya geliyor, işleniyor ve orada ip oluyor, dokunuyor, terziye geliyor, dikiliyor, üzerimizde elbise oluyor. Hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz, doktor bize şurup veriyor ve tablet veriyor, bir ilaç veriyor. Bu nereden oluşuyor? Bir fabrikada yapılıyor ama sonuçta onun özü toprak. Bitki toprakta yetişiyor. Topraktan yetişen bitkinin çiçeğini toplanıyor veyahut yaprağı veyahut kökü bir şekilde bize sağlık olarak dönüyor. Örneğin bir işte kahvaltımızda reçel vardı. Atıyorum işte kayısı reçeli. Kayısı nerede yetişiyor? Toprakta yetişiyor. Ve dolayısıyla toplanıp o işlenip reçel oluyor. Baktığımız zaman evimizdeki oturduğumuz dört duvar arası ve de binamızın duvarı beton, topraktan geliyor. Demiri topraktan geliyor. Oturduğumuz mobilya, ahşap toprakta yetişiyor. Onun üzerindeki yine örtüsü, işte kumaşı, deminki kızımız dedi örneğin işte pamuk bu şekilde. Onun için bizi yediren, içiren, doyuran ve en sonda hepimiz bir şekilde öleceğiz, doğduğumuz gibi bir de ölümümüz var ve en sonda yine ne yapıyoruz? Toprağa
bırakılıyoruz ve toprağa teslim ediliyoruz. Onun için toprağın kıymetini bilmemiz lazım. Toprak için çok mücadeleler ediliyor, savaşlar ediliyor, kan dökülüyor. Böyle bir yapısı var. Dolayısıyla buradaki görmüş olduğumuz bitkilerin hepsi de toprakta yetişiyorlar. Örneğin şurada bir tane bitkimiz var. Bu bitkinin ismini bilen var mı? Ortanca. Evet, arkadaşımız ortanca dedi. Hani ben doğru olup olmadığını söylemeyeceğim. Bir başkası var mı? Yok. Bence de ortanca. Şimdi evet, arkadaşımız doğru söyledi. Ama kaç taneyiz biz burada toplam? Kaç kişiyiz? 15 kişi mi? 15 kişiden bir kişi ortanca dedi. Evet, doğru dedi. Bu bitki ortanca ama bu işte biz doğayı, toprağı tanımadığımızın bir işareti. İnşallah bu programımız ekranda yayınlandığı zaman diğer okul yöneticileri de böyle bir proje uygularlar. Bitkileri, toprağı tanımak için bir ders oluştururlar veyahut da bir kulüp oluştururlar. Bu ortanca bitkisi çiçekli bir bitki. Gölgede yetişen bir bitki, çiçekleri oldukça büyük, görkemli bir bitki ama kışın soğuk iklimde pek yaşamayan, ülkemizde Ege bölgelerinde yaşayabilen bir bitki. Ama İç Anadolu'da soğuk olan bölgelerde de yetiştirebiliyoruz ama saksıyla yetiştirebiliyoruz. Dolayısıyla kışın da bu bitkiyi alıp içeriye koyabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu ılıman bölgelerde bitkimiz dışarıda yetişebiliyor. Aşağı yukarı uzun süre ilkbaharın çiçek açtığı zaman, tabii şimdi saksıda olduğu için bunu her türlü şartlar oluşturaraktan erken açtırabiliyoruz. Ama normal doğal şartlarda bu bitki dışarıda açtığı zaman aşağı yukarı Mayıs aylarında falan açıyor. Uzun süre 2-2,5 ay bir çiçekte kalıyor. Ondan sonra çiçekleri geçtikten sonra tekrar gelecek seneye kadar dinlenip tekrar yeniden çiçek açmış oluyor. Evet, bu tanıtımı yaptıktan sonra biraz daha şöyle bahçemizi gezelim istiyorum. Bir başka bölüme gideceğiz, bir başka çiçeği tanıtacağız. Size bugün tohum ekimini anlatacağım. Bitkilerin nasıl yetiştirildiğini anlatacağım, nasıl çoğaltıldığını anlatacağım. Ama burada hani gönüllü birileri ben konuşmak istiyorum, bitkiyi tanımak istiyorum, benim evimde çiçeğim var, ben çiçek yetiştiriyorum diyen var mı? Evinizde hiç çiçek yetiştiren biri var mı? Hepiniz yetiştiriyorsunuz. Evet. Siz? Maydanoz yetiştiriyorum. Maydanoz çiçek değil ama. Şey de yetiştiriyorum, karanfil. Karanfil. Evet, okulda yetiştiriyoruz. Hı-hı. Peki başka? Siz? Orkide. Peki orkidenin nasıl bakıldığını, nasıl sulandığını biliyor musun? Tam olarak değil ama yarım yarım büyüdüm. Anladım. Tamam, size o zaman anlatacağız. Bu tarafta var mı? Karanfil okulda. Karanfil okulda. Evet, bahçe okulda yani yıkıyoruz. Saksıda mı yetiştiriyorsunuz yoksa okulun bahçesinde mi? Saksıda. Saksıda. Onu suluyorsunuz. Evet. Çiçeğini gördünüz mü? Evet. Siz? Ben fasulye yetiştiriyorum. Fasulye yetiştiriyorsun. Deneme için. Okulda. Siz? Orkide. Orkide. Ama tabi bu arada unuttuk sizi, soy isminiz. Mesela sizi tanıyalım, isim soy. Selahattin Bilal. Kaça gidiyorsun? 6'a. 6. Evet. Okulu seviyor musun? Evet. Büyüyünce ne olacaksın? Mühendis. Mühendis. Ziraat mühendisi. Yok, elektrik. Ya. Burada ziraat mühendisi olmak isteyen var mı? Ben avukat olmak isterim. Ama bak şimdi biz demin ne anlattık? Bizim bütün yaşam koşullarımızı toprak oluşturuyor. Onun için bu toprağa bakan, bunu işleyen, bunu bize sunan, bizden sonrakilere sunan birileri lazım. O zaman gelin birkaç tane mühendis Ben ziraatçı. Bahçıvan olmak istiyordum ama sonradan kararımı değiştirdim, doktor olmak doktor istiyorum. Olmak. Ama hobi olarak düşünüyorum yani büyüyünce yapmayı, bahçıvanlık. Ama ekstra bir bitkilerle ilgilenmen evet. için böyle bir hobim var. Evet. Evet. Evde türkü çiçeklerim. Siz tanıyalım ama isim? Yusuf Yıldız, 6B sınıfındayım. Tamam. Şu anda domates büyütüyorum. Domates büyütüyorsunuz. Hı hı. Kendin tohumdan mı ektin, fide olarak? Yok, tohumdan. Hı hı. Tamam. Şimdi büyüdü. Büyüyor. Büyüyor. İyi. Yani bir sıkıntı yok. Yok. Tamam. Kaç kişi? Tamam.
O zaman biraz da şöyle bahçemizin diğer yerlerine gidelim. Orada da yavaş yavaş sohbet edeceğiz sizinle. Tamam? Hadi bakalım. Evet, fazla ileriye gitmeyelim. Şöyle biraz yaklaşalım birbirimize. Evet, şimdi de burada rengarenk çok değişik bir bitkiler görüyorsunuz. Çiçekleri de çok değişik. Peki bu bitkiyi tanıyan var mı? Sizi bir tanıyalım ve bu bitkinin ismini söyleyin. Ekrem İner, 6'ya gidiyorum. Sardunya, adı Sardunya. Çiçeğin adı Sardunya. Sardunya dediniz. Ben Sardunya diyorum. Sardunya değil bence. Evet. Doğru. Bu gerektiği zaman iç mekanda da kullanabiliyoruz. Gerektiğinde bahçe ve balkonlarımızı süslendiriyoruz yaz dönemlerinde. Ama dışarıya dayanıklı bir bitki değil, iç mekan bitkisi. Toprak ve çelikle yetişen bir bitki. Güneşi çok seven bir bitki. Rengarenk çiçekleri var. Aynı zamanda yaprakları da kokulu. Şöyle dokunduğunuz zaman kokusunu hissedebilirsiniz. Sardunya bizim kültürümüzde çok fazlaca olan bir bitki türü. Bu da işte dediğimiz gibi yaşam alanlarımızı renklendiren, güzelleştiren bir bitki. Evet, burada bir sorusu olan var mı? Bir şey sormak isteyen var mı? Tanıyalım şimdi, önce sizi. Hatice Rana Yamaç, 7. Evet. sınıf. Şimdi bitkileri renklerine göre mi tonlar alıyorsunuz yoksa direkt diktiğiniz zaman kendine göre bir renk olarak mı çıkıyor? Şimdi siz hangi renkten tohum aldıysanız onu ektiğiniz zaman o renk olacaktır. Tamam? Evet, mikrofonu verelim ama önce bir sizi bir tanıyalım. Fatma, bunlar neden içerilerde yaşıyor? Yani dışarılarda. Bunlar neden içerilerde yetişiyor? Dedim ya, bazı bitkilerimiz dışarıda yetişebiliyorlar. Bazı bitkilerimiz de kapalı alanlarda yetişebiliyorlar. Ama sardunyamızda yaz boyu, yani havaların soğuk olmadığı dönemlerde, eksi dediğimiz o dondurucu soğukların olmadığı dönemlerde bahçeye dikebiliyoruz, balkona dikebiliyoruz. Bu da ne demektir? Mayıs ayından sonra bu bitkimizi bahçeye dikip kış gelip havalar soğana kadar bahçede tutabiliriz. Ondan sonra içeriye almamız lazım. Dışarıya kaldığı zaman ölürler. Bazı bitkilerimiz kış iklimine uyumlu değiller. Tamam? Evet. Buradan da şimdi bir masamız var. Oraya gideceğiz. Orada da size bitkilerin yine çoğaltılması, ekilmesi, onların bakımlarıyla ilgili anlatacağız. Tamam? Evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, öğrencilerimizle söyleşimiz, sohbetimiz, bitkileri tanımamız devam ediyor. Şimdi masamıza geldik ama masamız biraz küçük olduğu için öğrencilerimizin hepsini alamadık. Ve bir anlaşma yaptık. Kız öğrencilerimizle burada bir tohum ekimi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra diğer erkek öğrencilerimizle de çelikle üretim ve çoğaltma tekniklerini anlatmış olacağız. Burada şunu özetle anlatmak istiyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, çocuklarımız, farklı farklı yetişme, çoğaltılma metotları var. Genelde tohumla üretim var. Ayırma dediğimiz bitki arasında çıkan, böyle çıktığı zaman onları, mesela bir tane bitki dikersiniz, yanından 2-3 tane yavru oluşturur. Onları ayırırsınız ve ondan 3-4 tane bitki elde etmiş olursunuz. Bir de çelikle üretim teknikleri var. Son zamanlarda, son yıllarda teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklarla, doku kültürüyle laboratuvar ortamında hiç tohum ve çelik değil, bitkinin dokusundan bir parça alınaraktan ve o bitkiden binlerce, milyonlarca üretim ve çoğaltma yapabiliyorsunuz. Pahalı ama çok hızlı bir üretim oluşturabiliyorsunuz. Bu da son zamanlarda yaygınlaştı. Tabii ki çoğu bitkilerde, çoğu ürünlerde değil ama genelde
Bu biraz daha popüler hale geldi ama biraz maliyetli iş. Onun için zamanla belki tamamıyla doku kültürüyle üretilecek. Aşı yöntemiyle çoğaltma teknikleri var. Ama biz burada pratik olaraktan çiçekti, sebzeydi, domatesti, salatalıktı, efendim maroldu, tamamıyla tohumdan yetiştirilebiliyor. Evet çocuklar, şimdi bu tohum ekimini uygulamaya başlamadan önce botanik kulübü oluşturmuşsunuz okulunuzda. Peki bu kulübü oluşturduğunuzdan bu tarafa ne yaptınız? Bunun üzerinde bir çalışmalar yaptınız mı, bir uygulama yaptınız mı? Neler yaptınız? Örneğin mikrofon sizde. Ne yaptınız bu? Yani çiçek ektik ve farklı topraklardan da ektik. Yani daha hızlı büyür mü büyümez mi bakmak için, ya yani toprak değişimine göre. Peki sonuç aldınız mı? Yani sonuç aldık. Evet, daha hızlı büyüme falan gördük yani. Tamam. Bugün burada işte bazı şeyleri anlatacağız. Efendim mikrofonu size alalım. Sizi bir tanıyalım. Benim adım Ebrar. Efendim? Ebrar. Ebrar, kaça gidiyoruz? 7'ye. Ebrar'ı da soy isim? Kandemir. Kandemir. Evet. Kaça gidiyorduk? 7'ye gidiyorum. 7'ye gidiyorum. Siz peki büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben mimar olmak istiyorum. Mimar olmak istiyorsunuz. Ama mimar, hani biliyorsunuz inşaatlarla falan işte, evet, böyle. Ama doğaya pek fazla zarar vermeyen büyüyünce, tamam mı? Tamam. Yani bizi besleyen topraklara götürüp de beton yığmayın. Hani böyle tarıma elverişli olmayan arazileri gözetin. Çünkü biz çok böyle güzelim arazileri yok ediyoruz. Evet, siz bu botanik kulübü çerçevesinde ne yaptınız okulda? Çiçek diktik, maydanoz falan, domates, biber, aynen diktik. Ben karanfil diktim. Ne diktin? Karanfil. Karanfil. Tohum verdim. Tohumla mı diktiniz yoksa böyle hani böyle çelik dediğimiz şey mi? Nasıl diktiniz mesela? Tohumla diktik. Tohumla diktiniz. Çıktı mı? Evet, böyle yeşillendi, böyle büyüdü. Tamam. Tamam. Başka siz mesela, siz bir şey ektiniz mi? Yok, ben şey ektim. Siz? Soğan ektim. Tamam. Soğan ektin. Kavun. Siz? Kavun ektim. Biber ektim. Bir de domates. Bir dakika. Kavun, biber. Sen karanfil, tam bir çiftçi soğan olmuşsun ya. Ve ne oldu? Sonuç aldın mı bunlardan? Daha çıkmadılar ama karanfilim çıkmış. Karanfilin çıkmış. Evet. Oo, maşallah. Tamam. Ben de bir de domates. Siz ne ektiniz? Kavun, soğan, domates. Kavun? Soğan. Soğan? Domates. Domates. Çıktı mı hiçbiri şu an? Domates filizlendi. Domates filizlendi. İyi, inşallah o domatesten bir ürün tadarsınız. Siz hiçbir şey ekmediniz mi? Hayır. Peki hani bu kulüpte bir katkınız, ne tür bir katkınız var? Sevdiniz mi? Ya güzel oldu, bunun üzerinde çalışalım, bir şeyler yapalım. Bir hevesiniz var mıydı? Bir hobiniz var mıydı buna benzer? Yok. Sizin? Yok. Tamam. O zaman siz biraz botanik kulübe pek iyi bakmıyorsunuz herhalde. Evet, şu an mikrofonu bir emanet tutsun. Şimdi reklama gideceğiz ama bir önce bir altyapı yapalım. Örneğin mesela tohumu direkt bahçenizde bir yer edinebilir. Oraya da ekebilirsiniz. Ama ben işte balkonumda, bahçemde yetiştirmek istiyorum dediğiniz zaman şöyle bir hepimizin çok kolayca temin edebileceği saklama kabı diyoruz biz buna. Bunun içerisine tohumumuzu ekebiliyoruz. Bunda istediğimiz çelikti, tohumdu vesaire, bunları üretebiliyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Şu böyle bir kabımızın altlarında mutlaka en az bir 4 tane delik olması gerekiyor. Ondan sonra en alta biz çakıl dediğimiz veyahut da kum dediğimiz bir şey seriyoruz. Peki bu kum ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hayır. Hiç bilen var mı kumun ne işe yaradığını? Böyle bir uygulama yaptığımız zaman alta kum seriyoruz. Onun üzerine toprak dolduracağız. Üste vermiş olduğumuz su, illaki oradaki ekmiş olduğumuz tohum sulamamız gerekecek. Toprağı ıslatmamız gerekecek. Burada alta biz buna drenaj diyoruz. Yukarıdan vermiş olduğumuz su altta birikmeyecek. O 4 tane delik var dedik ya. O deliklerden tahliye olacak. Eğer ki altta birikme olduğu zaman su fazla kalır ve olursa toprağa tuz oranını fazlalaştırır. Burada da bitkinin gelişmesi engellenir. Toprak yapısı bozulur. Burada ekmiş olduğumuz hiçbir üründen, tohumdan sonuç alamayız. İster tohum ekelim, ister saksıda bitki yetiştirelim, ister balkonumuzda
bir takım bitkiler yetiştirelim. Mutlaka buna dikkat etmemiz gerekecek. Bu çok önemli. Bu arada 20 dakikalık bir süremiz doldu. Reklamın ardından tekrar buluşacağız efendim. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne demiştik? Bu toprak ekiminde saksıların altları çok önemli, drenaj çok önemli. Önce saksımızın altında delik olması lazım. Onun üzerine kumla kapatıyoruz. Ve ondan sonra toprak dolduracağız. Şöyle. Aşağı yukarı bir 5 santim derinlikte bir toprak dolduruyoruz. Toprağı böyle düzlüyoruz elimizle, parmaklarımızla veyahut işte bir tahta parçasıyla falan. Evet, şöyle kapattı, düzledikten sonra bunun üzerine hepimizin bildiği yemeklerimizin yanında salata dediğimiz marul. Marul ekeceğiz. Çok az böyle elimizin içine alıyoruz parmaklarımızla. Dengeli düşmesini sağlamamız için böyle elimizi hafif hafif sallıyoruz. Bakınız, görüyorsunuz değil mi tohumun düştüğünü? Ama hepsi bir araya düşmüyor. Böyle belli bir aralıklarla böyle serpiştiriyoruz. Ama sürekli elimizi gördüğünüz gibi böyle hareket etmemiz gerekiyor. Ama birden böyle nedir? Hani yemeklere tuz atarız ya, buna benzer. Böyle bir ekim yapmamız gerekiyor. Çünkü tohum çok sık hepsini bir araya düşürdüğümüz zaman onlar birbiri içerisinde büyüyecek ve istediğimiz sonucu alamayacağız. Tohum ektikten sonra üzerine tekrar toprakla kapatıldığını biliyorsunuz. Biliyorsun. Aferin. Peki ne kadar kalınlıkta kapatıldığını biliyor musunuz? Çok hayır. Bilmiyorsun. İşte onun için azami yani bir santim falan böyle bir kapama dediğimiz, burada en güzel, eşit bir şekilde tohumun üzerini toprakla kapatmak istiyorsak, şöyle bir elekle bu işi çözebiliriz. Nasıl? Gördüğünüz gibi içine biraz toprak doldurduk. Ve bu şekilde sallayaraktan, bak önce toprağı, tohumları görüyorduk. Şimdi üzerini kapatıyoruz. Evet, çok ince küçük tohumlarda bu tür aşağı yukarı 1 santimlik, yarım santimlik bir üzerini toprakla kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ve bunu böyle çok ince yağmurlama suyuyla suluyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunları yaptınız mı? Evet. Hı-hı. Aynen böyle mi uyguladınız? Nasıl yaptınız peki? Elle yapmadık. Neyle? Elle mi? Evet. Hı-hı. Tamam. O da olabilir ama tabii ki burada biraz eliniz uz olması lazım. Yani bu işi tam bilmeniz lazım böyle dengeli. Çünkü neden biz elek kullandık?
tohumun üzeri eşit bir şekilde kapansın. Şimdi elimizle attığımız zaman bir taraf derin oluyor. Toprak, tohum bir tarafta derinde kalıyor, bir tarafta yukarıda kalıyor. Biri erken çıkıyor, biri geç çıkıyor. Dolayısıyla burada bir dengesizlik oluyor. Biz de burada eleğe kullanaraktan atmış olduğumuz tohumun üzerine kapatırken hepsi eşit şekilde aynı derinlikte toprak kapatmış oluyoruz. Ve tohumlar çıkarken de hepsi birden çıkmış oluyor. Peki alttan su gelmiyor mu? Hayır, alttan su gelmeyecek. Alta biz üstten veriyoruz. Evet. Bir yere ayırıp bir yerine başka bir bitki, diğer yerine başka bir bitki. Örneğin siz mesela bunu ortadan bölebilirsiniz. Bir tarafa marul, bir tarafa kıvırcık ekebilirsiniz. Hani az az ekmek istiyorum, buradan ben bir sonuç almak istiyorum dersen, burayı ortadan böyle bir çizgiyle veyahut da bir sopayla bölersiniz. Bir tarafına dediğim gibi farklı bir bitki, bir tarafına farklı bir bitki dikersiniz. Böyle bir uygulama yaptıktan sonra bunun üzerine bunun kendi kapağıyla kapatıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada bunu kapatmaktaki amacımız çok fazla sulamadan burada toprağın rutubetli ve nemli olması ve tohumun daha çabuk çıkmasını sağlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Çok önemli. Her gün bu kapağı kaldırıp burayı bir havalandırmamız gerekiyor. Tamam mı? Aksi takdirde bunu tohumu ekip üzerine kapatıp tohumlar çıkana kadar beklersek burada bir mantarı hastalık oluşur. Bir küf dediğimiz hastalık oluşaraktan ve sürekli de tohumun ıslak ve havasız kalmasından dolayı o tohumlar çürür ve çıkmaz. Ne yapıyoruz biz burada? Böyle bir ekim yaptığımız zaman her gün kaldırıyoruz. Şöyle 1-2 dakika havalandırıp tekrar kapatıyoruz. Burada sıcaklık çok önemli. Eğer ki kapalı yerde yapıyorsak 18-20 derece arasında toprağın sıcak olması gerekiyor ki tohum çıkabilsin diye. Bir de yerin aydınlık olması gerekiyor. Eğer ki yeteri kadar ışık almazsa tohumlar çıktıktan. Peki bu ne zaman bunu tamamıyla kapatıyoruz? Fideler toprağın üzerine çıktığını gördüğümüz andan itibaren bunu kaldırıyoruz. Ondan sonra oradan güneşten ışınını alaraktan bitkiler büyüyor. Büyüdükten sonra da onları alıp istediğimiz yere tekrar dikiyoruz. Burada sadece tohum olarak yetiştiriyoruz. Eğer ki biz bunu bahçemize dikeceksek buna biz fide diyoruz. Buradan çıkanlara fide diyoruz. Fideleri buradan tek tek alıp tekrar bir başka saksıya dikiyoruz veyahut da bahçemize dikiyoruz. Toprağıyla birlikte yapamaz mıyız? Toprağıyla birlikte olmaz. Şimdi çünkü mesela buraya kaç tane tohum ektik? 100 tane tohum ektik. Her tohum bir tane fide demektir. Oradan bir tane fideyi alıyoruz, saksıya dikiyoruz. Çünkü bunların hepsi burada yetiştiği zaman üretim tarzı böyle bir şey yok. O çok sık olur, hiçbir verim alamaz. Tamam? Peki daha deme iki tane dediniz ya, iki tanesini birden ekeriz. 3-4 tane ekse? Hayır, şimdi burada hani burada bir tarafa tohum ektik, bir şey nedir marul, bir tarafa da kıvırcık ekebiliriz. Evet, sizinle nedir tohum ekimini görmüş olduk. Diğer arkadaşlarınızla da çelikle üretim nasıl olur onu öğreneceğiz. Tamam? Evet. Var mı bir sorusu olan? Selam gönderebilir miyim? Evet, buyurun. Ben okulumdaki başta Meryem Hoca, Fatih Hoca ve Özlem Hoca olmak üzere öğretmenlerime selam gönderiyorum. Tamam. Evet, başka? Ben de sizin adınıza diyorum ki evet, öğrencilerinizin siz değerli öğretmenlere selamları var, bilesiniz. Evet, şimdi de gördüğünüz gibi erkek öğrencilerimiz var. Onlarla da çelikle üretimi, üretim tekniklerinden çelikle üretimi anlatacağız. Tabii ki biz tohumla ekim nasıl yapıldığını anlatırken siz onları kamera arkasında görmüş oldunuz. Tekrarlamama gerek yok. Şimdi çelikle üretim dediğimiz bir bitkinin dallarından alıp onlardan köklendirip ikinci bir bitki elde etmek oluyor. Şuradan bir tane bonsai dediğimiz benjamin ağacının üzerine aşı yapılmış bonsai oluşturulan bir bitkiden
çelik alacağız. Çelik demek şuradan şöyle bakınız bir tane dal aldık uç sürgünlerden. Yapraklarını şöyle temizliyoruz. Ve çok az bir yaprak kalacak şekilde kesiyoruz. Şu kısımlarında şöyle kesip buradan biz bir çelik elde etmiş oluyoruz. Burada çelik demek şurada gözler var. Bitkilerin hani yapraklar var ya yaprakların çıktığı yere biz göz diyoruz. Burada azami 4-5 tane göz oluşması gerekir. Buradan çoğu bitkilerimizden de çelik yapabiliriz. Çelikle üretim yapabiliriz. Bu da Benjamin bitkisinin çeliklerini yapmış olacağız. Şöylece kestik. Evet. Peki bu botanik kulübü başladığından bu tarafa okulda bunun üzerinde çalışmalar yaptınız mı? Fidan diktiniz mi? Tohum ektiniz mi? Kim yaptı? Siz mikrofon sizin elinizde. Yaptınız mı siz? Ben yaptım. Fasulye dikmiştim. Mikrofonu şöyle bir yakın. Fasulye dikmiştim. Fasulye diktiniz. Ne yaptı? Çıktı mı? Fasulye diktim. Bir de soğan diktim ama fasulye daha çıkmadı. Soğan çıktı önce. Anladım. Filizlendi. Hı hı. Tamam. Köklerini bu da salmış. Hani fasulye biraz geç çıkacaktır. Evet size alalım mikrofonu. Onu arkadaşa verelim. Ben soğan diktim. Hı. Soğanım filizlendi. Başka da bir şey dikmedim. Anladım. Peki bu kulübün oluşmasını hoşunuza gitti mi? Bunun üzerinde çalışmak istiyor musunuz? Devam ettirilmesini istiyor musunuz? Evet. Zevkli bir iş mi? Evet, çok zevkli. Tamam. Siz bir şey yaptınız mı? Ben de limon ektim, soğan ektim, hı-hı, karanfil ektim, biber falan ektim. Anladım. Öyle ektim. Limon peki çıktı mı? Ha. Limon çıktı. Ben filizlenmekten yaptım. Hani çekirdeğini aldım evdeki limonlardan. Evet. Onu peçeteye koydum böyle ıslattım hafif. Hı hı. Onu da böyle bir buzdolabı poşetine koyup camın önüne koydum. Filizlendiler orada. Sonra onları alıp bir saksı ektim. Öyle de toprakla buluşturdum. Evet. Evet. Yaşıyorum. Şimdi. Evet yaşıyor. İyi. Bravo. Ama şunu bilelim mesela çekirdekten yetiştirmiş olduğumuz limon vermez. O melez olur. Onun üzerine aşı yapılması gerekir. Gerçek limon ağacından aşı yapılaraktan öyle bir verim alabilirsiniz. Bu tarafta var mı uygulama yapmış olun? Evet sizi alalım mikrofonu. Karanfil ektim. Karanfil ektim. Sen karanfili çok seviyorsun herhalde. Demin de orada söyledin karanfil ektim diye. Ya karanfil ekmiştim. Filizlendi. Hı. Öyle işte. İyi. Seviyor musun bu botanik kulübünü? Evet. Hem de çok. Çok. Mesela çok neler yapmak istiyorsun? Böyle küçükten büyüyüp büyümesini. Büyümesini ondan evet. Çiçekse çiçek, meyve ise meyve, sebze ise sebze almak istiyorsun. Evet. Tabii. İşte bu da bu toprağa olan sevgiyi artırıyor. Çünkü onunla bir dost oluyorsun. Ona bir şey emanet ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Onun büyütmesini bir işte annenin yavrusunu, çocuğunu büyüttüğü gibi. O toprağa da bir ana görevi yapıyor, anne görevi yapıyor ve o tohumu veyahut da çeliği büyütüyor. Ondan bize işte meyveydi, sebzeydi, çiçekti. Sizin öyle bir şey oldu mu, ektiniz mi? Fasulyeyle kavun sadece. Fasulyeyle kavun. Hı-hı. Kavun da herhalde çok seviyorsunuz ya. Genelde kavun ektik diyorlar. Hı? Sizlerden hiç konuşmadık. Bir tanıyalım. Enes. Efendim? Enes. Enes. Soy isim? Mahir Türk Yılmaz. Tamam. Mahir Türk Yılmaz. Evet. Bayağı uzun ismin varmış ya. Kaça gidiyorsun? 6. 6. Hı-hı. Sen de botanik kulübünü hoşuna gitti mi, seviyor musun? Evet. Bir şeyler ektin mi orada? Soğanla fasulye ektim. Soğanla fasulye ektim. Tamam. Evet. Sizi tanıyalım efendim. Benim adım İbrahim. İbrahim. Soy isim? Türk Yılmaz. Türk Yılmaz. Evet. Kaça gidiyoruz? 7. 7. Hı-hı. Evet. Sizin görüşünüzü alalım botanik kulübümüzle ilgili. Ben soğan ektim, fasulye ektim, hı-hı, de kavun ektim. Tamam. Peki şu an artık yavaş yavaş şimdi çelik üretimi yapacağız ama programın size bir faydası oldu mu, bilmediğiniz bir şeyler burada öğrenmiş oldunuz mu veyahut da sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Tamam. Sizin var mı? Sormak istediğiniz, mikrofonu sizdeyken alalım görüşünüzü. Ben bir sürü şey ekmiştim de yine büyümedi benim de. Ne ekmiştiniz? Limon ekmiştim, yine büyümedi. Ne kadar oldu? Mesela bak bir arkadaşın ekmiş, o sonuç almış. Benimki büyümedi ama güneş verdim yine olmadı. Hı, güneş. Toprağını suladınız mı, ıslattınız mı? Evet, suladım. Hı-hı.
ama filizlenmedi. Anladım. Onu şimdi biraz sonra anlatalım o zaman nasıl olduğunu. Evet, şu tarafa geçmeden. Ortalama kaç litre su koymamız gerekiyor? Ortalama? Kaç litre su koymamız gerekiyor? Şimdi kullanmış olduğumuz kabın sadece toprağı ıslatmamız, orada litre diye bir şey yok. Mesela şimdi burada biz bir tohum ekimi yaptık. Onun üzerine bir aşağı yukarı bir çay bardağı kadar bir su vermiş olduk. Bu da yeterli. Evet, siz mikrofonu alalım. Benim sorum biraz benziyor. Her çiçeğin ve saksıya göre bir su seviyesi var mı, yoksa her çiçeğe ve saksıya aynı suyu döksek yeterli mi? Tabii ki iç mekan saksılarımızda değişkenlik gösterebilir. Bitki ne kadar güneşte çok fazla, ışığı çok fazla alıyorsa o bitki çok su tüketir. Dolayısıyla suyu vermemiz gerekir. Öbür tarafta gölgede yetişen bir bitki vardır. O gölgede olduğu için de suyu az tüketir. Ama her bitkiye aynı şekilde suyu vermek pek akıllıca değil. Bazı bitkiler çok fazla su ister, bazı bitkiler de az su ister. Ama burada önemli olan hani oda sıcaklığında suyun temiz olması ve kireç, klor, buna benzer herhangi bir içinde katkı maddesinin olmaması gerekir. Peki bir şey daha soracağım. Buyurun. Mesela büyük bir çınar ağacına kaç litre su dökülür? O şimdi büyük bir çınar ağacı belli bir büyüklüğe geldiğinde nedir? Toprağın altından nem ve nutubetten istifade ederekten su ihtiyacını sağlar. Ama burada litre bazı pek gösterilmez. Çok büyük bir ağaçsa ona atıyorum işte 1 metre küp. Çok büyük bir 25-35 yaşlı, 40-50 yaşındaki bir çınar ağacına da 1 metre küp su verilmesi gerekir. Teşekkür ederim. Ağacın küçük bir dalından toprağa eksikliğinden bir ağaç çıkar mı, ya da bir fidan? Şimdi işte biz onu çelikle üretimi göstereceğiz. Tamam? Tamam. Evet, şimdi çelik üretim nasıl yapılır? Şunu şöyle bir kenara koyalım. Yine şöyle bir saksımız var. Saksımızın içerisine toprak dolduruyoruz. Burada köklenmesi için bu toprağın içerisine biraz daha kum karıştırmamız gerekecek. Örneğin yarı yarıya %50. Şurada bak, ince kum var. Dere kumu dediğimiz. Karıştırıyoruz. Aşağı yukarı yarı yarıya, yarı toprak, yarı kum karıştıraraktan böyle bir dikim toprağı oluşturmuş oluyoruz. Peki bir şey. Evet, mikrofona konuşun. Şimdi mesela toprağa koyuyoruz ya. Mesela ben şimdi bu toprağı illa marketten bir satılan bir yerden çiçekçiden alıyorsun. Evet. Ama gidip de inşaat kumuyla yapmam. Şey olmaz değil mi? Yani diktiğim meyveye de zarar vermez. Yani çok... inşaat kumu derken içinde tabii ki bir inşaat atığı yoksa çimento, kireç yok. Vesaire bir normal, karışım. Normal bir kum. Kum. Onu kumu sadece köklendirmek için elde edersin. Anlatabiliyor muyum? Direkt hani bir sürekli mesela şu çiçeğin toprağını kumla değiştireyim olmaz. Benim domates diktim mesela. Domatesime zarar verir mi? Ya kumun fazlalığı suyu çok çabuk kaybeder. Besin fazla tutmaz. Dolayısıyla kumu biz sadece köklendirmelerde kullanıyoruz. Tamam? Evet. Şimdi demin ne yapmıştık? Burada çelik elde etmiştik. Bu çelik dediğimiz, biz buna üretim tekniği içerisinde çelikle üretim yöntemi diyoruz. Biz bunu ne yapıyoruz? Şöyle yarı yarıya toprağa batırmış oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şurada mesela yine bir çelik var. Şunu da şöyle keselim. Şuradan kısaltıyoruz. Bunların içerisinde gözleri var. Deminki söylediğim gibi her yaprağın kenarında bir tane göz var. Ve bu şu tam yaprağın olduğu kısımdan kesiyoruz. Buradan köklenmesi oluşacak. Evet. Bu şekilde de bir dikim çelik yaptığımız zaman suyunu veriyoruz. Tabi burada biraz hani çelikle üretim yaptığımız için böyle bir salma su dediğimiz bu şekilde su vermemiz gerekiyor ki tamamıyla toprak ıslansın
ve bitkinin, o çeliğin her tarafına su temas etsin diye. Burada demin mesela tohum ektiğimizde üzerini şeffaf kendi kapağıyla kapatmıştık. Böyle bir durumlarda da hepimizin evde temin edebileceğimiz böyle bir şeffaf su kabıyla üzerini kapatıp burada bir sera görevi yapmış oluyoruz. Buradaki amaç bu toprağın sürekli nemli olması, nutubetli olması, ıslak kalması ve nedir? Köklenmenin daha çabuk olması gerekiyor. Başta anlattığımız, tohum ekiminde anlattığımız gibi yine bunu da günde bir, iki günde bir kaldırıp havalandırmamız gerekiyor ki burada bir bakteri oluşmasın, hava alsın ve bitki serin bir ortamda, yani nedir? Hijyenik bir ortamda yetişmesini sağlamış olalım. Burada en önemlisi de yine aşağı yukarı 18-20-22 derecelerde ısının olması gerekiyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir şey siz... Evet, tabii buyurun. Siz böyle direkt hani kestiniz, koydunuz ya. Evet. Ben kesince bir suda bekletiyorum. Köklenince koyuyorum ama hani... Köklenme, böyle de olur suda mu? Da köklendirebilirsiniz ama her bitki suda köklenmeyebilir. Hani bunu saysak çok uzun bir konuşmamız gerekecek. Dolayısıyla böylelikle bir programımızın sonuna geldik. Bugün değişik bir program oldu bizim için de. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Ve böyle bir kulüp içerisinde olduğunuz için de sizi kutluyorum inşallah. Diğer bizi izleyen okullar ve de öğrenciler de öğretmenlerine söyleyerekten siz onlar da böyle bir grup oluştururlar ve bitkileri tanırlar, doğayı tanırlar, toprağı tanırlar diyoruz. Evet, teşekkür ederiz bugün programımıza katıldığınız için. Tabii gönderebilirsiniz, söyleyin. Okuldaki bütün öğretmenliğime selam gönderiyorum ve anneme, babama. Tamam, oldu. Biz de ekran başındaki bizi izleyen değerli izleyicilerimize saygı, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Böylelikle bir öğrencilerimize bir sunum yaptık. Umarım diğer öğrencilere biraz katkı sağlarız diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.